Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda bey kız arkadaşımızın yaptığı mutfak el bezi kenarına yaptığı ve çok yoğun istek alan boyanın yapım aşamasını anlatacağız. Tren yol oyası ve fıstık oyası buluşması arkadaşlar. Boyanın yapım aşaması hep birlikte aşama aşama göreceğiz. Bugün yeni yılın ilk günü 1 Ocak arkadaşlar. Rabbim evinizden huzuru sofranızdan bereketi bedeninizden sağlığı, sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin. Mutlu, hayırlı, bereketli bir yıl diliyorum hepiniz arkadaşlar. Şimdi oyamızın yapım aşamasına geçelim. Öncelikle her zaman olduğu gibi yazmamızın tığ hazırlayalım. İkinci sıramızda böyle boş kutucuklar yapacağız arkadaşlar. Kameramda sorun var gibi şu an. İki zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp yandaki tığ battıya giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alıyorum. İki zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki aldım. İki zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Böyle kutucuk hazırlıyoruz. İki zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Aldım. İki zincir. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Tığ battımızın üzerine böyle kutucuklarımızı hazırlayalım bu sırada. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sıramızda Kutucuklar hazırladık. Şimdi yazmamızın dört kenarını böyle yaptık. Bu oya geriye gidiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın buraya son kutucuğumuzu da yaptık. Geriye giderek öreceğiz. Bir zincir çekip örümcek çekiyorum. Normal boyutlarda. Oya mı döndürüyorum tersine. Bir kutucuk bırakıyorum arada. İkinci kutucuğumu sık iğne ile sabitliyorum ve tekrar düz yüzünü dönüyorum. Bu örümceğimin iki kanadını alıyorum. Bu ilk ilk yapışımız biraz e, düzgün durmuyor ama sonrası düzelecek. 8 tane sık iğne yapıyorum iki kanadına. 3 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar tekrar örümcek çekiyorum. Tersini döndürüyorum. Bir kutucuk bırakıyorum, ikinciye kapatıyorum. Düz yüzünü dönüyoruz. Bakın geriye gidiyoruz. Örümceğimin iki kanadını alıyorum. 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar örümcek çekiyorum. Tersini döndürüyorum ayağın. Bir kutucuk bırakıp ikinciye örümceğimi kapatıyorum. Düz yüzüne dönüyorum. Örümceğimin iki kanadını alıyorum. Örümceğimin iki kanadını alıp 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar örümcek çekiyorum oyamı döndürüyorum bir kutucuk bırakıp ikinciye kapatıyorum tersinden düz yüzünü dönüyorum iki kanadını yine örümceğimin alıyorum 8 tane sık iğne yapıyorum 8. Gördüğünüz gibi. Tekrar örümceğimi çekiyorum. Tersini döndürüyorum. Bir kutucuk bırakıp ikinci de kapatıyorum. Düz yüzüne dönüyorum. Örümceğimin iki kanadını alıyorum. 8 tane sık iğne yapıyorum. 6 7 8 tekrar örümceğimi çekiyorum döndürüyorum oyamı bir tane kutucuk bırakıp ikinciye bir kutucuk bırakıp ikinciye kapatıyorum düz yüzünü dönüyorum iki kanadını alıyorum yine örümceğimin 8 tane sık iğnesi yapıyorum Bu geriye örülen bir oy arkadaşlar. 7 ve 8 bakın. Böyle raylarımızı hazırlıyoruz. Tekrar göstereyim. Örümcek çekiyorum. Tersini döndürüp bir kutucuk bırakıp ikinci de örümceğimi kapatıyorum. Düz yüzünü dönüyorum. İki kanadını alıyorum örümceğimin. 8 tane sık iğne yapıyorum. ve 8. Tekrar örümceğimi çekiyorum. Tersini döndürüyorum. Arada bir kutucuk bırakıp ikinciye. Bir kutucuk bırakıp ikinciye kapatıyorum. Düz yüzünü dönüyorum. Örümceğimin iki kanadını alıyorum. Bakın tek kanat kalıyor. 8 tane sık iğne yapıyorum. 8. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tren yolumuz bu şekilde ilerleyip gidiyor. Sonra üst kısmının fıstık kısmını göstereceğim. Evet arkadaşlar ben sizlere böyle küçük bir parça üzerinden göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu dolguların düz olduğu kısım düz yüzümüz. Şimdi renkli ipimi alıyorum. tığımda sabitledim. Bakın buradan düz yüzünden bu tepe kısımdan sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekiyorum. İpi parmağımın üzerine koyuyorum. Bu fıstık yapımını birçok videomuzda gösterdik. Tekrar gösteriyorum. Zincire batmıyoruz. Zincirin altından giriyoruz. Ilmek aldım, aldığım ilmeğe bir zincir çektim. İlmek aldım, aldığım ilmeğe dibinde bir zincir çektim. Tığımda topluyorum. Altına girdim, ilmeği aldım, bir zincir çektim. Altına girdim, ilmeği aldım, bir zincir çektim. Zincirin altından girip ilmek aldım, bir zincir çektim. Şöyle sayalım. 6 tane ilmeğimiz oldu. Zincirin altından girdim, ipin ucunu alıp ilmek edindim, bir zincir çektim dibinde şöyle sıkıladık 7 ipin ucunu aldım bir zincir çektim 8 9 10 11 12 13 14 15 olsun arkadaşlar Bakın 15 tane ilmeğimizi topladık. İpin ucunu alıyorum. Hepsinin içinden çekiyorum. Bu çekmiş olduğum Bakın şuradan girdim sıkı. Aslında buraya kadar örerek çektim ama arkadaşlar kameramda ufak bir sorun oldu. Sildi bu kısmı. Şimdi tekrar yapıyorum. 11 ipimizi bakın böyle sabitledik buradan. 11 zincir çektim. Zincirimi parmağımın üzerine koydum. Altından giriyorum zincirin. İlmek alıp bir zincir çekiyorum dibinde. 2. Altından girdim. ilmek aldım. Aldığım ilmeğe bir zincir çektim dibinde. Hafif sıkıladım. 3. Altından girdim. ilmek aldım. Dibinde bir zincir çektim. 4. Altından girdim. ilmek aldım. Dibinde bir zincir çektim. 5. Zincirin altından giriyorum. ilmek alıyorum. İlmeğime bir zincir çekiyorum. 6 Altı, 7 Altından girdim, ilmek aldım. Aldığım ilmeğe bir zincir çektim dibinde. 8 ilmek aldım. İlmeğe bir zincir çektim. 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmeğimi topladım. Tığımda hepsi ipin ucunu alıyorum şimdi bütün ilmeklerin arasından geçerek çıkartıyoruz gördüğünüz gibi şimdi bakın bu böyle ipimizde bu sıradaki aranın şu örümcek ve şu sık iğne dolgulu aradan giriyorum buraya sıkı bir şekilde çekerek kapatıyoruz fıstığımızı şöyle biraz çekerek kapatın hızlı şekil alır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar 11 zincir çekiyorum. 11 Parmağımın üstüne koyuyorum zincirimi. Parmağımın üzerine koyuyorum zincirimi. Altından giriyorum, ilmek alıyorum, bir zincir çekiyorum. Altından giriyorum zincirin ilmek alıyorum. İlmeğime dibinde bir zincir çekiyorum. 3 oldu. Altından girdim, ilmek aldım ilmeğe. Bir zincir çektim. 4. 5. 6. Bakın altından giriyoruz, zincire batmıyoruz. İlmek alıyorum. dibinde bir zincir çekiyorum. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 14 ve 15 ipin ucunu tığıma alıyorum hepsini içinden çekiyorum devamında önünde gelen tren yolunun bakın şu örümcek ve sık sık iğne dolgulu giriyorum buraya sıkı bir şekilde kapatıyoruz şöyle kapatınca da sıkalım ee, fıstık şeklini alıyor arkadaşlar. Sıkalım ve 11 zincir çekelim. 11. Yine 15 tane ilmek toplayacağım 11 zincirime ve buraya örümcek ve sık iğneli dolgu aradan batıp kapat. Tekrar 11 zincir çekip tekrar ilmek toplayacağım. Böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Tren yolu fıstık oyamızın yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabilmişimdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.